Merhabalar, Besedana kanalına hoş geldiniz. Bugün perde pilavı yapacağız. Biraz uğraştırıcı olsa da gerçekten değdiğini düşünüyorum. Umarım siz de denersiniz. İlk olarak tavuk suyu yapmakla başlıyorum. Siz isterseniz hazır da kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle havuç ve soğanlarımı doğramakla başlıyorum. İri parçalar halinde doğradım ve bir kaba aldım. Sarımsaklarımı da soyuyorum. Onları bütün halinde kullanacağım. Bütün bir tavuğumuz var. Ben uygun şekilde kesmeyi bilmediğim için yardım aldım. Hazır kesilmiş alırsanız sizin için daha kolay olur. Tavamın altını ısıttım ve yüzeyini hafifçe yağladım. Bu işlemi yapma amacımız tavukta iz bırakmak. Yani tamamen pişirmenize gerek yok. Gördüğünüz bu izler olmaya başladığında tavadan alıyoruz. Şimdi bir tencerenin içerisine biraz zeytinyağı döktüm. İyice tatları geçsin diye havuç, soğan ve sarımsaklarımı bu şekilde biraz pişireceğim. Kızarıp renk aldıklarında dibe yapışan lezzetleri toplamak için biraz sıcak su döküyorum. Tavuklarımı da tencereye aldım ve üzerleri tamamen kapanıncaya kadar su ekliyorum. Tuz ve karabiberini ekledim. Son olarak biraz kekik ve bir defne yaprağı ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Tavuklar tamamen pişene kadar yaklaşık 30-40 dakika bu şekilde kaynayacaklar. Şimdi pilav kısmına geçiyorum. Öncelikle kullanacağım bademlerin kabuklarını ayıracağım. Bademleri 1-2 dakika suda kaynattıktan sonra buzlu suya alıyorum. Bu sayede kabukları kolayca ayrılıyor. Pilavımızın dış kısmı için hamurumu yapacağım. 2 yumurtamı bir kaba kırdıktan sonra üzerlerine yağı, yoğurdu ve tuzu döküyorum. Kıvam alana kadar da un ekleyeceğim. Ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar un eklemeye devam ediyorum. Hamur hazır olduğunda onu bir kenara dinlenmeye bırakıp pilavımı yapmaya geçiyorum. Tavuklarım o sırada pişmişti ve tiftiklemek için biraz ılımasını bekledim. Pilavım için de tencereye tereyağı aldım. Tereyağı eridiğinde çam fıstıklarımı ekleyip renk alıncaya kadar kavuruyorum. Biraz zeytinyağı döküyorum. Güzelce yıkadığım pirinçlerimi de tencereye alıp onları da biraz kavuruyorum. Üzerlerine tarçın, tatlı toz biber, yeni bahar, karabiber, nane ve şeker atıp karıştırıyorum. Bütün malzemelerin ölçülerini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Thank you.
Pirinçler güzelce yağ ve baharatlandıktan sonra hazırladığım tavuk suyundan 2 bardak kadar ilave ediyorum. Son olarak kuş üzümü ve tuz ekleyip kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Kalan tavuk suyunu da kavanoza alıp dolaba kaldırdık. Pilavımız pişti. Üzerine bir örtü örtüp dinlenmeye bırakıyorum ve hamuruma geri dönüyorum. Altı parçaya böldüm. Kullanacağım kabın ölçüsünü de açıyorum. Kolayca çıkabilmesi için kabı yağlıyorum. Bademleri yarıya bölüp kabın tabanına yerleştiriyorum ve açtığım hamuru bir güzel yerleştiriyorum. Pilavım da demlendi. Üzerine haşlanmış tavukları ilave edip karıştırıyorum. Hazırladığım kapların içerisine çok tıkıştırmayacak şekilde dolduruyorum ve sonunda dışarı sarkan hamurla üzerini kapatıyorum. ...180 derecede ısıttığım fırında üstleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakıyorum. Zaten yağladığım için kaptan kolayca ayrılıyorlar. Eğer çıkmazsa etrafından bir bıçakla geçerseniz kolaylıkla çıkacaklardır. Böylelikle enfes perde pilavımız hazır oluyor. İşte böyle görünüyor. İnanılmaz lezzetli oldu. Umarım siz de dener ve bizimle paylaşırsınız. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.